Bursa'daki 1400 eğitim kurumunda okuyan 550 bin öğrenci de karnelerini alarak tatile başladı. Öğrenciler 6 Şubat'a kadar hem dinlenecek hem de ikinci dönemdeki zorlu sınav maratonuna hazırlanacak. Çocuklar ilk dönem bitti. İkinci döneme başlayacağız. Karne günümüz bugün. Sizlere karnelerinizi dağıtacağım şimdi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona erdi. Bursa'da yaklaşık 550 bin öğrenci karnelerine kavuştu. Bence gayet iyi ama geçen sene daha iyiydim. İkinci dönem daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Hangi derslerle ilgili biraz da kafanda soru işareti var? İngilizce ve matematikte. Nasıl onların durumu? Onlar iyi ama üçüncü sınavlarda birazcık düştüm. Ortamım daha yüksek bekliyordum. Bu yeterli gelmedi sana anlaşılan. Evet. Nasıl geçti ilk dönem? Güzel geçti. Zorlandığın noktalar oldu mu? Evet. Neden zorladı ilk dönem seni? Matematik dersi zorladı. Sadece o. Heyecanlı mıydınız beklerken? Evet. Neyi merak ediyordun en çok? En çok takdir teşekkür ya, takdir geldi dedim de gelemedi ikinci dönem inşallah. Geçenki dönemde daha iyiydi. Şimdi biraz kötüledi. Hangi derslerle ilgili sıkıntım var? Matematikteki. Diğerleri güzel. Kaç matematik? 3. Kimin notlarından memnundu, kimi ikinci dönem daha çok çalışmak için söz verdi. Ortalamamın daha yüksek geleceğini düşünüyordum. Takdir gelmiş ama yetmedi galiba. Biraz yetmedi. Notlar nasıl peki? Güzel. Bir tek matematik birazcık zor geldi. Onun dışındakilerde bir sıkıntı yok. Ya kolay geldi diğerleri. Dersler zor değildi, kolaydı benim için. Biraz daha çalışırsam daha iyi bir sonuç elde edebilirim belki. Sıkıntı yaratan ders var mı? Evet, biraz görsel, resimim kötü. Uluslararası Murat Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de karnelerini Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı. Farklı ülkeden öğrencimiz var. Bir de Türkiye 41. 40 farklı ülkede dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Bu dünyanın gelişmesine, ekonominin gelişmesine ve tabii ki barışın tesisine atılan önemli bir adım. Zorlu bir dönemi geride bırakan öğrenciler 6 Şubat'a kadar dinlenip yeni döneme hazırlanacak. Tatil için nasıl geçecek? Tatilde anneannemin yanına gitmeyi düşünüyorum, Ankara'ya. Onun dışında başka planım yok. Orada gezeceksin biraz. Evet. Dersle ilgili plan yapacak mısın? Evet, dersleri tekrar etmeye çalışacağım.